Benim Bocam çok da rezil bir anım var. ne? Çok rezil, çok ama rezil bir anım var. Bu da aşağı yukarı 20 yıldır. Aşağı yukarı kabaca medyadayım. Bunu anlatmak zorundayım. Aslında bunun bana faydası mı var, zararı mı var? Daha analiz etmedim. O kişiye faydası mı var, zararı mı var? Onu da analiz etmedim. Anlatma hocam be. Analiz et, ondan sonra anlat. Senin zarar görmeni Benim babam istemem. rahmetli Allah rahmet eylesin. Beşiktaş Mustafa amca. Genel Kurul üyesiydi. Divan üyesiydi. Yani Te. Süleyman Seba benim Allah babama rahmet abi diye eylesin. hitap ederdi. Tamam. Yaşasaydı şu anda herhalde 95 yaşında olacaktı. Ya, maşallah. Babam Beşiktaşlı olduğu için beni küçükken Beşiktaşlı yapmaya uğraş verdi. Uğraş verdi. Uğraş verdi. 8 yaşında 6, 5, 6, 7. 1970'e dön. Hangi takımlıydın? Bir dakika dur, bir Bir dakika anlatsın, ondan anlatacağım. sonra rahmetli Arada Mustafa gidip amcayı geliyordum. anlatsın. Arada gidip Rahmetli geliyordum dedem biliyorsun ya. bir gün beni Evet hocam. arabası vardı Anadolu marka. Anadolu. O Aa, yıllar. İnekler kaportasını. evet, kaportası. Doğru, kaportasını tabii ya. inekler yiyordu. Kaportasını bak. Rumeli Hisarı Hisarı'na götürdü. Rasim'e sonra Evet. Mukavva'dan kaportasını Rumeli aldı. Hisarı'na. Evet. Eski. Rumeli Hisarı'na götürdü. Yaşım 7 filan. Yıl 62 doğumlu. 1969. 1970 filan. 70. Tam 12 1970 Mart öncesi hocam. 70. Fırtınalı yıllar. 72 filan. Deniz gezmişler Dur. sokakta. Dur. Tabii. Arabaya servis yapıyor çaycılar Salep Malep. Ah, 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 ne Sonra günler. bir çay bahçesi gibi bir yere gittik. Evet Bir hocam. adam oturuyor. İri yarı. Bacakları çok kalın. Maşallah. Maşallah. Çok Kalçası çok 1970. çıkık. Bir dakika dur. 1970 Türkiye'si. Dur bir 70'li yılların başı. Hocam 71. o yaşta kalçasını Bir mı dakika, bir dakika. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Bir dakika ne durun hocam? mu abi Hazır ya? olun. Gülmeyin. Gülme bak, adamı tanıdım. Adam yanında bir kızın elini tutuyor. Çay bahçesinde ama sotada. Fakat Elif'i bir yerden tanıyorum. Kızın avucunu okşuyor. Ay sapık. Belli ki bir love story var. Ay Kız çok sapık. güzel bir kız. Adam Kim ki o? belki 24-25 yaşlarında. Rumeli Hisarı. Anadolu Hisarı. Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı. Dedem yaşlı adam. Elini tutuyor kızın. Kız da çok güzel bir kız. İkisi birbirine çok yakışıyor. Biri erkek güzeli, boylu boslu, biri de kız güzeli. Ne? Fakat ben bu herifi bir yerden tanıyorum. Burası Bahçeşehir. Bu ne lan? Bakın hazır olun. 70'teki radyoya dedik muhterem Dur bir dakika dinleyicilerim. dur. Zeki Müren. Koy Zeki Müren'i. O adam kimdi bileyim bakalım. TRT radyosu. Dur bir dakika ya. Adam kim? Kimdi? Çocukluk yıllarımda. Yok yok 8 falan değil. Biraz daha fazla. 10-12 de olabilirim. Yani Tutması... 74 Kıbrıs Barış Harekatı. Bakın rakamları şey yapmayın. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hocam. Harekat 74. olmuş. Harekat olmuş. Aa, tamam, 75. 75. Olabilir. 75. Bir adam. Ki o adamla daha sonra uzun yıllar beraber program yapma şerefine nail oldum. Cevap Kim hocam? Gökmen Özdenak. Oh! Bir kızı, bir kızı almış bekar. Love story. Love story. Ver müziği. Love story şimdi love oynarken. Love story. Ryan O'Neill. Ama ne yapayım kızdan Gökmen Özden abi. Aylardan Nisan Gökmen günler abi sıcak. Gökmen abim Allah selamet versin. Öldüyse Hocam Allah rahmet eylesin. Şey yaşıyorsa Gökmen abi yaşıyorsa. Ha, yaşıyorsa Allah selamet versin. Sayın Recep İnanıyorum diyorum. Daha büyük bir yapıyorum ben abi. Gökmen abi. Gökmen Erzanağ'ın o İbrahimovic'in üçüncü türev versiyonu gibi goller atan bir adam hatırlasınlar. Abi 75 golleri, kafa golleri, bacaklar adeleli, cüsseli, yapılı. İnce ince kızın ellerini. O zamanlar biz daha yeni yeni. Selim abin demişsin. Ben de yeni ergenliğe geçiyoruz. 5 dakika bir genç erkeğin bir genç kızın elini tutup hafif hafif kulağına bir şeyler söylemesi bizim için çok manidar geliyor. 1975. O zamanlar Türkiye'de erkek kadın ilişkileri bu kadar large değil. Tabii, tabii, tabii. Gökmen abi Rumeli Hisarı'nda bir akşamüstü hava batışa girerken manitasıyla yanındaki kız arkadaşıyla ufak ufak tırnak içinde tıbbi petting yaparken aa dedim dede bu Gökmen Özdemir. Futbolcu Gökmen. Galatasaray'ın ve milli takımımızın unutulmaz golcüsü. Evet. Yanına gittim. Hatırlamaz. Bunu hiç zaman ona anlatmadım.
Gökmen abi merhaba dedim. Gökmen abi sapık mıydı sence? Hayır, çok güzel. Nizami'yle harp yapıyordu. Nizami ya. Böyle yaptı. Oğlum nasıl? Ben 12 yaşındayım. O da herhalde 24-25 falan. Yok yani daha fazladır. Tuttu. Daha fazladır. Ellerim olabilir. Tuttu. Olma ihtimali var ya. Ellere mi baktım? Hala unutmam. Her şey olabilir abi. Hala unutmam. Eller fırıncı küreği gibi. Bütün kafamı kulaktan aldı böyle. Ama hocam. Ben Özanak. Ayı Gökmen dememişler yani. Tırnak içinde. Lütfen beni bağışlasın. Bunu saygıdeğer anlatıyorum. Hocam bir şey. Lafın açığı. Hocam kırk çok yakışıklıydı Gökmen. Çok yakışıklı adam. Gençliğinde çok yakışıklıydı. Yasin abi de. Yasin abisi. 28 yaşında. Çok yakışıklı. İkisi de efsaneydi abi. O yıllarda uzun saç modası vardı değil mi hocam? Gökmen abi de Yasin abi. Uzun saçlar bu kadar. O zamanlar abi çok yakışıklı. Bir sürü o zamanın en ünlü artistleriyle tabii, falan Yasin abi de falan dedikodusu vardı. Evet, bravo. Gökmen Öz'e evlat nasılsın dedi. Merhaba abi dedim. Merhaba abla. Gökmen abi adam ya. Bir gün konuk etsek buraya ya. Evet. Tamam mı? He? Hocam. Gökmen Özden abi özledin mi? Hani böyle kağıt atıyordun ona. Kağıt atıyordun. Ya yıllar geçti. Gökmen abiye programı kağıt atardı. O sıra 28 yaşında. Özledik Gökmen abi. Golle beraber program yapma şerefine dair dünya iyisi bir adamdır. Hocam özledim. O dönem Galatasaraylı olmayı mı düşündün? Özledik Gökmen abi ya. Hafif bir dönüş oldu bende. Galatasaray. Gökmen abiden dolayı mı? Maalesef. Niye maalesef? Beşiktaşlı olarak bildiğimiz Ahmet Şakar. Beşiktaşlı doğdum. Belki Galatasaray'la öldüm. Oldu. Görünen yok ki. Fenerli ölecek. Fenerli öleceğim. Ooo. Rasim bak. Fenerli öleceğim dedi. Muhammed Çakar. Çünkü. Fenerli öleceğim. Baba. Çünkü. Büyüksün. Çünkü. Büyüksün. Doğru. Bir insan için en önemli şey Allah şu anda. Allah hidayeti nasıl edeceği belli olmaz. Evlatları ve ailesidir, hanımıdır. Doğru hocam. Üçü de manyak Fenerbahçe. Ne yapayım? Kızlar mı Fenerli? Ama Türkiye şunu bilsin, hayatta olduğum sürece inanmadığım hiçbir şey, yemişim Fener'ini, yemişim Beşiktaş'ını, yemişim Galatasaray'ı. Ben hiçbir takım tutmam, takımlar mevcut. Hocam söyledin sen Beşiktaş'ta doğdun, Galatasaray'da olduğun gibi Fener abi. Sonra da bir anda Fenerbahçe'yle öleceğim dedin. Ben böyle bir şey görmedim hocam. Bakın, bu nasıl bir hayat? Ertem. Ben Beşiktaş'ta doğdum, Beşiktaş'ta öleceğim. Ertem. Beşiktaş'ta doğdun. Sıvacı oldun. Yeter artık. Topik şaldın. Yeter. Yeter. Güzel bir Ertem Şener. Ben şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Evet, 3-1. Ertem. Sevgili seyirciler. Nasıl doğduğun önemli değil. Nasıl öleceğin önemli. Ertem, hocam. Ertem şeyi aç ya. Bir şey söyleyeyim sana. Mesela peruk takıyorlar perukçular. Yani çocuklar. Yani bizim Suat Kaya herkes de var mesela takıyor. Evet. Akşamleyin. Evet. Akşam eve gidince peruğu çıkarıyorlar mı? Anlatayım koyuyorlar mı kenara? Anlatayım size. İlk kuşak peruklar şöyleydi. Muhtemelen Şevket peruklarıydı. Her baştan öyle. Herhalde Şevket diye bir peruk şeyi imalatçısı. Evet. Peruklar yapar o deve tüyünden, meve tüyünden. Hocam halı Evren tüyü. Vardı Galatasaray'da. Evren tamam, Galatasaray'da. Şimdi, bravo, benim başımdan evet. Büyük bir olay geçti. Türkiye'ye sentetik peruklar yeni gelmiş. Bir dakika. İnsan saç derisinden. Esas kimden özür dile? Kimden? 40 yıllık dostum Bülent Yavuz'un çıkarttım. Yok kardeşim. Vaz kardeşim lan. Bülent Yavuz çıkarttı ya hocam. Öğrenci kullandı. Kendi seçiyor ya. Kendi çok uzun yıllar önce Trabzonspor'da bir maç. Trabzon'da maç yönetiyorum Sinan. He hocam. Trabzon. Maçın yan hakemin ismini vermeyeceğim. Peruklu. Ne olur be. Ama yeni çıkmış peruk. Peruğu takıyorsun. Yapıştırıcısı var. Yapıştırması. Çıkmıyor. Taş attılar çocuğun kafa yarıldı başladı kanamaya. Ulan herifte kafada peruk var. Doktor geldi. Hayır çıkartmasına çıkartırım Kızılderili gibi. Buradan girdim mi arkadan çıkartırım. Yapıştırıyorlar değil mi hocam? Yapıştırıyorlar. Ben orada çıkartırım onu. Fakat rezil olacak. Aklan diyorum akşam. BBC, Rayuno rezil olduk. Türk hakem yardımcı hakeminin peruğunu çıkarttırdı. Ay ulan onun da çoluğu çocuğu var diyorum. Ne yapacaksın hocam. Doktor geldi. Tamam mı? Bir daha göster sen onu. Hayatta göstermem. Ölüm hep göster. Allah korusun hayır. 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 Sana göstereyim de. Göster. 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 Oyda. Tamam neyse bu konuyu yavaşlayalım. Bırakın sevmedim. Ya, hocam nasıl konuşuyorsun ya? Tamam bir sıvılandı evet. Bu iş.